bu mücadeleyi diyelim ve bu bölüme artık herkesin konuştuğu Jetson Fernandez'le başlayalım Ahmet Hocam biz de. Evet. Yani Jetson yani bir anda gündemimiz oldu. Galatasaray istedi, görüştü denilirken bir anda ilk kez Aspor duyurdu ama kabul edelim biz de geç duyduk. Beşiktaş gerçekten çok gizli bir transfer yürütmüş. Gökhan Hocam kolay değildir bu transferi de gizli yürütmek. Nasıl derler? Galatasaray asisti yaptı, Beşiktaş golü attı. Ama başkanın açıklaması çok enteresan değil mi? Burak Elmas'ın açıklaması. İsteseydik alırdık falan diye. Bugün de Sayın Çebi'nin açıklaması vardı. Ya. Abi benimki güzel olmadı mı yani? Galatasaray sezonu hep devamlı Galatasaray'la gündeme geldi, geldi, geldi. Bir anda asist oldu, bir anda Beşiktaş'a geldi. Çok gizli yürütülmesi de bir kez daha altını çizeyim hocam. Çok enteresan bizim Sercan Dikmen'den tanıyorsunuz siz de. Kaçmadı. Yine kaçmadı. Yine o duyurdu Türkiye'yi evet. Ama hani o bile dövünüyor yani bu kadar geç haberimin olması. Enteresan diye o da kendisine inanamıyor. Ya aslında hocam ne diyecek merak ettim. Çok ilginç bir transfer. Yani benim de çok düşündüğüm bir transfer. Yani Rize'ye geçen gitmesi, dönem sezon Galatasaray'a geldi. Gelmesi. Çünkü onun daha önceden beri benim takip ettiğim oyunculardan biri. Onun kendi gelişimini özellikle çok merak ediyorum. Kaldı ki Galatasaray'a geldiği sezon sonrası da bana iyi işaretler bırakmıştı. Hep Galatasaray'a gelecek diye bende de bir beklenti vardı. Camiadan o tür haberler de geldi. Ama benim için önemli olan ilk planda Türkiye'ye kaliteli oyuncuların gelmesi. Oyuncuların kendilerini daha da geliştirerek bizim kulüplerimize büyük paralar kazandırmaları. Yani konuşulacak o kadar önemli konular varken ya öyle bir ilginç gelişme oldu ki bütün hepsi çöpe atıldı. Ortada bir tek soru kaldı. Beşiktaş Galatasaray'a çalım attı mı atmadı mı? Çok net. Şimdi sadece bunu konuşuyoruz. Ya atsa ne olacak, atmasa ne olacak? Yani benim de hiç üzerinde durmak istemediğim konu. Bazen maçlarda hepimiz yapardık onu ya. Rakibi aldatmak için ben beşliğimi açardım. Oradan topu atsın da arkamdaki kademedeki adam hocam, o topu alsın diye. Siz Galatasaray istemiyordu. Beşiktaş alsın diye mi hocam, ister gibi gözüktü diyorsunuz şimdi hocam. Şimdi oraya da geleceğiz. Bakın hocam, işin o tartışmasını da yapacağız. Yok. Çalım yiyebilirsin. Çalım yemek ayıp bir şey değil. Futbolda da yiyebilirsin. Transferde de yiyebilirsin. Konu o değil. Bizim bir işi esprili bir hale getirmek için bu çalımı konuşacağız. Diğer taraftan da işin bazı gerçeklerini konuşacağız. Hani, o da şu. İyi bir oyuncu. Lafımı bitireyim. Pardon. İyi bir oyuncu. Beşiktaş transfer etti. Hayırlı olsun. Temenni ediyorum ki benim ondan bütün beklentilerim gerçekleşsin. Beşiktaş transfer etti. Rize'de de oynayacak hem, hocam. Hem Türk futbolu hem Beşiktaş kazansın. Tabii Rize'de sadece ısınma dönemini geçirecek. Şimdi. Ama şu olay var. Bizim ülkemizde hem takımları, hem camiaları, hem taraftarları etkileyen bazen bizim önemsemediğimiz ama gerçek olan çok faktör var. Bu çalım da onlardan biri. Galatasaray yönetimi bence bu süreci çok iyi yönetmedi, yönetemedi. Öyle olduğu için de çalımı yemek zorunda kaldılar. Bakış açısı bu. Yoksa o çalımı yemeden de işi çözebilirler. Gerson Fernandez esasında sezon başından beri hani bazen ağzına sakız olur ya, sakız gibi yapışmış yani. Gelecek, gidecek, işte Galatasaray'da oynadığı sürece iyi de oynamıştı Galatasaray'da. Herkes yakar Galatasaray'da zannediyordu. Gerçekten bu süreci Beşiktaş iyi yönetti. Ama bence Gerson Fernandez'in tabii ki ne vereceği çok önemli. Bu arada Tahir Kıran Başkanı'na da hakikaten tebrik etmek lazım. Covid'i bile geçirdi Gerson Fernandez'le imza atarken. Biliyorsunuz Covid'di. Covid geçti. Bir anda Tahir Başkanı gördük imza atarken yakışmıştı da hakikaten. Şimdi bir de Rize Spor'un avantajı şu olacak bence. Hakikaten iki takımı kapıştıran, sonuçta kapıştılar birbirine çalım attılar artık asist yaptılar diyelim. Bu oyuncu şu andan sonra Rize Spor'da sezon sonuna kadar da Rize Spor'un oyuncusu. Şimdi herkes merak ediyor Gerson Fernandez'in performansını. Hakikaten iyi oynarsa sezon sonuna kadar Rize Spor'a katkı sağlayacağını, önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ın malı oluyor. Beşiktaş'a da hakikaten çok genç, yetenekli bir oyuncu. Çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Burada emeği geçen herkese tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Ceyhun Hocam ne dersin? İlginç bir transfer olmadı mı? Tabii canım, başından sonuna kadar ilginç. Herkes şaşkın. Yani sadece muhabirler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar değil. Herkes, Hamza Hoca bile şaşkın. Düşün, Hamza Hoca'nın bugün sosyal medyada açıklamasını dinledim. Ya onun bile beklemediği bir şey. Tahir Başkan arayıp söylüyor böyle böyle. Hocam ne düşünürsün? Şaşırmış önce, ya başkanım olur mu? Gerçekten mi falan diye.
Ya olursa seviniriz de herkes için çok enteresan. Gökhan Hocam'ın dediği gibi sezon başından beri sadece Galatasaray'la ismi anılan. Galatasaray alacak mı, ne olacak, ne bitecek? Hayır, Gomis ne, geldi. Her zaman golcüler kabul edelim daha fazla ilgi çeker. Gomis transferini bile gölgede bıraktı Jason Fernandes. Canım, çok enteresan. Hem şu Galatasaray taraftarı da Jason'a üzülmekten Gomis'e sevinmedi. Ya o kadar neredeyse arka arkaya yani herkes şok yaşadı ki bir Galatasaray'dan önce davranıp Beşiktaş'ın transfer etmesi. Hı hı. Herkes önce buna şaşırdı. Hemen arkasında daha ona şaşkınlık olmadan Fernandes'in Rize Spor'da kiralık oynayacağını haber yaptılar. Ya bir dakika ne oluyor demeye kalmadan başka bir şaşkınlık yaşadı. Ya Ahmet Hocam'ın dediğine şöyle katılıyorum. Zaten birazcık Sayın Burak Elmas Başkan'ın yaptığı açıklama da onu gösteriyor. Orada bir şeyleri doğru yönetemediler. Açıklaması da biraz onun mazereti gibi. Yani isteseydik alırdık. Ama sezon başından beri bu konuşuluyor. Bu devre arasındaki transfer döneminde de Edson Fernandes ismi transferle çok anıldı. Galatasaray alacak mı, edecek mi? Hemen Beşiktaş haberinin ardından, transferinin ardından başkanın da çıkıp böyle bir açıklama yapması bana bir ilginç, enteresan geldi. Yani. Galatasaray'da çok şey değişti. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'da olduğu sürece Galatasaray'ın bütün futbol aklı Fatih Terim'di. Sonuçta bu tür kararların hepsini veren Fatih Terim'di. Fatih Hoca gittikten sonra Galatasaray'da karar verenler değişti. Şimdi bir tarafta Fatih Hoca'nın mutlaka alalım dediği Gedson Fernandes. O gittikten sonra başkanın yine açıklamalarında dedi ki hem Campos'la hem Torrent'le İşte sabahlara kadar çalıştık, takımın ihtiyacı analizini yaptık, ihtiyaçları belirledik. O yüzden karar vericiler değişince bazı futbolcuların alınmayacağı gerçeğini Galatasaray'da birçok kişinin de tahmin etmesi lazımdı. Ben de bazı futbolcular üzerinde ısrarla durulmayacak dedim. O beklentilerim vardı ama yine Burak Elmas'ın bile Fernandes'le ilgili olumlu bazı açıklamalarının olması bu transferi gerçekleştirecekler diye düşünüyordum. Karar vericiler değişti. Artık orada hem hocanın hem de Campos'un tavsiyeleri doğrultusunda alınanlar ve alınmayanları bundan sonra çok göreceğiz. İşte Erik de onlardan bir tanesi oldu. Artık zaten söylemi de o, isteseydik alırdık tabii diyor Burak Elmas. Burada yani şey çelişkiye düşüyor hocam. Yani çelişki lafını bugün de çok kullandık. Fatih Hoca ayrıldıktan sonra özellikle ısrarla bu oyuncunun alınmasını talep eden Fatih Hoca'ydı değil mi? Evet. Fatih Hoca ayrıldıktan sonra bu kadar onun ismi geçerken transferi olacak, oldu mu, alınacak, alındı mı geçerken bir anda Beşiktaş'ın devreye girip oyuncuyu alması ve Galatasaray Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması demek ki biraz da Fatih Hoca'yı umursamamışlar anlamına geliyor. Hocam şimdi çünkü onlar tavsiye eden o. Hocam, senin dediğine şöyle geliyorum. Tavsiye eden o, yanlış senin dediğine var. Şöyle sen katılıyorum. Hocasın. Diğerleri işte Campos ve evet. Dominic Torrent'in tavsiyesi ağır basmıştır. Çünkü neden? Mevcut şu an takımın başında olan hoca Torrent, başkana danışmanlık yapan da Campos. Söyleyecek bir şey yok. Ekip o ekip. Yani sen takımın başında hocaysan kendi görüşün doğrultusunda takım mühendisliğini yapıyorsun. Futbolcuları ona göre tercih ediyorsun. Ama zaten planlamayı sezon başında Fatih Hoca yapmamış mıydı? Galatasaray'da onun üzerine değil miydi? Sezon başı yapılan projelerin, çizilen stratejilerin hepsi çöpe atıldı. Şu an bu üçlü yeni bir oluşum tekrar. Yeniden her şeyi yapılandırma aşamasında olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Torrent'te Fatih Hoca olsaydı Erik Pulgar değil Fernandes Galatasaray'a gelirdi gibi duruyor. Sonuçta hoca değişti. Yeni bir futbol aklı geldi. Yeni futbol aklı da Pulgar'ı biraz daha ön plana koydu. Başkan da öyle düşündü. Ama bu demek değil ki Gelson Fernandes'i istemedi. Mali şartlar uymadı dedi herhalde bir ara. Ama sonuçta uyuyormuş demek ki. Beşiktaş alabildiğine göre Galatasaray'da bir şekilde bu işi bitirebilirdi. Ama Galatasaray uymamış olabilir. Oradaki rakamlar şu açıdan benim için çok etkileyici değil. Benim aldığım bilgi şuydu. Galatasaray'ın teklifi 800 bin euro kiralık. Kiralık bedel için. Onlar da 1 milyon istemiş zaten. Arada çok büyük bir fark yok ki. Daha sonra da satın alma konusunda onlar 7,5'talar. Hocam Galatasaray rakamlarda da açıklamasını yaparken ben dinledim. Beşiktaş 6'ya aldı ama bildiğim sırada. Açıklamaları yaparken rakamlar konusunda da Başkan Burak Elmas biraz şeydi. Çok net olmadı. Hatta açıklamayı yaparken şöyle bir yorumu var.
kendi kanallarına yapıyor açıklamayı. Kulübün kanalına yapıyor. Hı hı. Orada rakamlarla ilgili sürekli böyle bir çelişki oldu. 800 dedi, 1 dedi, 1,5 dedi, sonra 7,5 dedi, 6,5 dedi, sonra düzeltti. Hani rakamları net söylemek istiyorum, o yüzden böyle şey, o da bana enteresan geldi. Şimdi sen kendi takımının, kendi kulübünün kanalında açıklama yaparken oraya zaten bir kere hazırlıklı gelmen lazım. Hazır hocam, dosyalar önündeydi. Dosyadan doğru rakamları verdi. Her şeyi aklında tutamayabilir. Hocam, hatta dedi ki hata yapmamak için bakacağım. Tamam abi, 7,5 kez hata yaptım. Eğer o süre içinde serbest kalma maddesinin 10 milyon olduğunu söyledi. Bakın transferden vazgeçebilir de bedavaya da verseler çok almayabilirler de. Hocam, benim çok orada en fikir olmadığım tek konu şuydu. Ya madem ben bütün bunların hepsini değerlendirdim. Almamaya karar verdim. Almamaya karar verdiğim anda derdim ki ben Gedson Fernandes'i almıyorum, kararımız bundan yana, konu orada kapanırdı. Hı. O açıklama geç geldi. Hocam bütün sorun işte orada. Benim söylemeye çalıştığım orada o açıklamasını ben net dinledim. O açıklama bana çok özür dilerim. Kusura bakmasın Galatasaray taraftarları, izleyenler. Bir Galatasaray Başkanı'nın açıklaması bana çok inandırıcı, çok şey gelmedi. Senin söylediğini söylemiş olsa evet biz Fernandes'le ilgileniyorduk ama şu an mevcut yapılanma içinde danışmanım Campos ve hocanın tavsiyeleri doğrultusunda biz transferden vazgeçtik. Bitti, bu kadar. Hani rakam açıklaması, öyle yapması orada bana çok inandırıcı gelmedi yaptığı açıklamalar.